videodan hepinize selamlar. Çok ani bir video başlangıcı oldu. Fıstık kavurarak videoyu açtım. Bir anda böyle kızlarla konuştuk. Akşam onları çaya davet ettim. Bize geliyorlar. Şöyle birkaç hazırlık yapacağım. Sizlerle beraber yapmak istedim. Böyle bir anda elime kamerayı aldım ve başlattım. Yoksa bugün hiç böyle video başlatma niyetim yoktu. Ayan arkamda. Direkt ev topuzu, eşortmanlarla falan ev haliyle direkt başlattım videoyu. Şimdi fırına fıstık attım. Çiğ fıstık vardı memleketten gelen. Şu çayın yanına çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Onu kavuruyorum. Tavuk göğsü yapacağım. Ispanaklı böreğim var. Onu fırına süreceğim. İşte çay demleyeceğim falan. Zaten kızlar yabancı değil. Sezin, İpek, İremler geliyor. Neden sizlerle beraber hazırlamayayım dedim ve videoyu başlattım. Umarım keyifle izlersiniz. Böyle saatimiz şu an 4.30'a geliyor. Akşam üzeri başlatılan bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Bakalım bu video nasıl bir video olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi tavuk göğsüne geçiyorum. Noyan'la ne kadar yapabilirsem o kadar bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Şöyle tenceremin altını yakıyorum. 100 gram kadar bir margarin var elimde. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu ocağıma alıyorum. Şöyle minik bir tencerem var. Bunda bir şehriye çorbası yapacağım akşam için. Buzlukta içli köftelerim vardı. Nurdan annem yapmıştı. Onları haşlayacağım. Bugünün akşam yemeği içli köfte ve çorba. Şimdi şurada margarinim eriyor. Sizlere malzemeleri anlatıyorum. Margarin eridikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik unu yağ ile birlikte kavuruyoruz. Kavurma işlemini yaptıktan sonra, unun kokusu çıktıktan sonra direkt 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Yaklaşık 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyip pişiriyoruz. 1 paket vanilya ekliyoruz ve blenderdan geçirip borcamamıza servis ediyoruz. Bu kadar, çok basit bir tavuk göğsü tarifi bu. İlk olarak şununla kavuracağım. Sonrasında çırpıcıyla karıştıracağım. Burada pişti. Fıstıkları da şöyle porsiyonladım. Börekleri buna koyacağım.
Tavuk göğsüm de burada hazır. Sosun biraz soğumasını bekliyorum. Sosumu da şöyle koyulaştırmaya ve de sos yaptım üzerine. İçli köftelerim haşlanıyor. Ve burada da şehriye çorbam var. Her şeyi hazırladım. Her şey tamam. Efe'yi bekliyorum. Ardından bir mutfağı toparlayıp kendim giyineceğim. Hazırladıklarımın çoğunu Noyan kucağımda hazırladığım için böyle sesli anlatarak çekemedim. Çok hızlı bir misafir hazırlığı oldu. Bu yaptıklarım da daha önce defalarca kez vloglarda yaptığımız tarifler olduğu için, hani yeni bir şey olmadığı için çok açıklama yaparak değil de böyle arkaya müzik ekleyerek hızlı bir şekilde hazırlığı bitireyim istedim. Geliyor. Salona bıraktım. Kamerayı açtım, tekrar geliyor. Örümceğe koyuyorum, iniyor. O yüzden böyle mutfaktayken tedirginim yani. Çünkü sıcak şeylerle uğraştığım için kucağımdayken çok zor oluyor. Mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyorum ama bazen mecbur kalıyorum tek başıma olduğum için. Neyse, hallettik ama her şey tamam. Efe'yi bekliyorum. Şöyle bizim yemeklerimizi hazırladım. Hızlıca yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra mutfağı toparlamam lazım. Börekleri de şöyle dizdim. Tatlının sosunu döktüm. Dolaba attım. Yemeği yedikten sonra hızlıca mutfağı toparladım. Efe duşa girdi. Noyan'ı giydirdim. Kendim hazırlandım. Şimdi arkadaşları bekliyoruz. Çayı da koydum. Gelmek üzereler zaten. Hazırladıklarımı da şöyle masanın üzerinde düzenledim. Tüm her şeyi bitirdim. Bayağı hızlı bir giriş yaptık bugün videoya. Çok hızlı bir şekilde her şeyi hazırladım. Kendim de hazırlandım. Artık bir oturup arkadaşları bekleyeceğim. Bir yandan da makineyi boşaltıyorum. Emre geldi. Şöyle tatlanmış. Bunu da dolaba koyalım. Geldim. Hoş geldin Noyan. Ama hemen bunu kapatalım. Benim araba oldu. İçine demizliğimi koyayım da yok. Gidiyor emzik ha. Aa vallahi gidiyor. Aa gidiyor. Nereye gidiyor ki? Dayım işte. Maaşa göre millet yolunu çizer de tüm personelle anlaşmışlar. Bizim personel kimse birbirini adam alıp vermiyor. Şişonga. Hop oğlum gel oğlum gel. Bak misafir geldi gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel Noyan gel. Bak gel misafir geldi oğlum. Bak. Allah Allah deniz. İpek teyze deniz. Ne yapıyorsun? Hemen bağır oğlum hemen. İyidir İpek sen. İyidir vallahi ne olsun. Hoş geldin. Ne haber İyiyim İpekciğim. Nasılsın? Ya baş şişmiş mi? Ay. 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 Ben Melih'i havada karada yenerim bak. Onlar Efe'nin gaza geldi. Böyle parkur var. Neresi kız burada? Beykoz tarafında falan. Cumhuriyet Serpen parkur. Evet, Efe ile Anıl iddiaya giriyor. Efe... Sen ha, şuna yani. Şey yapıyorsun. Ben bilmiyorum yani. Şuna tıklıyor. Daha şeyler almış kızlar, şunu göstereceğim size. Çok güzel görünüyor şu. Şey ya, böyle üstü jilet gibi parlıyordu dedim, bunlar taze. Valla bunu yapabildim Noyan'dan ancak. Niye bir şey yaptın? Niye yaptın ki? Her gelen bir parça bir şey alsın. Oturayım işte tamam. Ne zaman yapacağım? Tabaklar nerede? Ona göre ben tabaklarına koyayım. Tabaklarına ne koyalım biliyor musun? Sen söyle. Şuraya. Aynı şey masada yem. Çok yemek yediler onu. Evet bence de o yüzden. Üzüm. Ya yıllarca beraber yaşayınca. Bir tane video. Uşamaz, uşamaz Efe. Küçük ben tabak, çocuk. Tabak. Tamam. Biz bu işi yanlış yaptık bence. Ya koyun işte ya. Ben elimle koyacağım.
Günaydın. Günaydın. Ama üzerimizi değiştirmemiz lazım. Hayır. Hayır. Anneciğim hayır. Bir dur. Saatimiz 8:30, güne başladık. Gerçi biz 8'de başladık da 8:30 buldu sizlere kamerayı açmam. Odaya geldik, şöyle bir oyun oynadık biraz. Üzerine değiştirmeye çalışıyorum. En sevmediğim işlerden bir tanesi üst değiştirmek, alt değiştirmek. Yavaş anneciğim. Yavaş. O kadar durmuyor ki anlatamam size. Gerçi görüyorsunuz da. Çok zor oluyor üst baş değiştirmek. Neyse kalktık, günü başlattık. Dün en son Sezinler, İpekler bizdeyken açmıştım kamerayı. Sonra bir daha çekim yapmayı unutmuşum. Muhabbete öyle bir dalmışız ki Sezinler kalktığında 12'ye geliyordu. İpek'in kardeşinin doğum günü varmış. O yüzden İpek biraz erken kalktı. İrem de biraz rahatsızdı. O da erken kalktı onlarda. Biz Emre ve Sezinler'le biraz daha oturduk. Sohbet muhabbet derken işte Türk kahvesi yaptık, içtik falan. Ben tamamen unutmuşum çekimde olduğumu. Neyse bayağı güzel sohbet muhabbet ettik. Sağ olsun Sezin de giderken bulaşıkları, ben içeride Nayan uyuturken tüm bulaşıkları makineye dizmiş ve öyle gitmiş. Bana iş bırakmamış. Biz de sonra direkt yattık zaten. Başka bir şey yapmadık. Sabah da günü başlattık. Güzel bir gün olsun inşallah. Bugün inşallah şöyle bir dışarı çıkarız diyordum Nayan'la ama feci bir yağmur var yine. Dün de aynıydı. Bugün de aynı. Sanırım bu hafta full yağmurlu geçecek. Nayan'ın üzerini değiştirdim. Uyanmaya çalışıyorum. Uyanayım bir kendime geleyim. Bir kahvaltı yapayım. Zaten gün boyu beraberiz. Sen de yap Nayan. Yavaş yavaş, sakin ol.
Geliyorum. Geliyorum senin yemeğe. Ay kaçtım. Geliyorum. Seni yiyeceğim. Geliyorum. Hadi çık. Yoruldun. Diyorum. Oturur musun? Bekle, geliyorum. Böyle Noyan'la eve tıkıldık kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hava çok kötü, çok soğuk. İnanılmaz yağmur yağıyor. Uyandığımızdan beri hiç durmadı. O da çok sıkıldı evin içinde. Ben de çok sıkıldım ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Şimdi ocağa bir yeşil mercimek koyacağım. İçerisine biraz bulgur ekleyeceğim. Akşam için Noyan'a bir yemek hazırlayacağım. Bizim için ne yapayım bilmiyorum. Henüz karar veremedim. Canım da bir şey istemiyor. Şu sıralar yine böyle bir mide bulantısı başladı bende. Ama şöyle Noyan'a bir bakliyat yemeği planlıyorum. Şimdi onu yapalım. En azından pişsin. Akşama kadar bir soğusun, kendine gelsin. Dışarıyı göstereyim size. Yağmur hiç durmadı. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bayağı kötü bir hava var maalesef. Afiyet olsun hayatım. Devam et anneciğim. Devam et bebeğim. Afiyet olsun. Şöyle süzgecimin içerisine kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, bulgur, erişte ve şehriye koydum. Şimdi bunları iyice yıkayacağım. Hepsini bir yıkıyorum. Noyan'ın küçük tenceresinde haşlayacağım. İçerisine kıyması var. Biraz kıyma koyup blend edeceğim. Ve koyu kıvamlı bir yemek yapacağım Noyan'a bundan. Şöyle bir porsiyon kadar kıyması vardı. İçine onu da ekliyorum. Ve şöyle, ay gitti içine, bir diş sarımsak ekliyorum, göstereyim. Şöyle bir diş de sarımsak ekledim, bunları kaynamaya bırakıyorum. Bizim için de şöyle bir şehriye yıkadım. Bir su bardağı kadar. İçerisine mısır ve kapya biber ekleyeceğim. Şöyle bir sebzeli. Şehriye pilavı yapacağım bize. Yanına brokoli haşlayacağım. Bir de şinissel var. Sanırım şinissel yaparım yanına. Bizim de bugünkü yemeğimiz böyle olur. Hmm.
Ben de yapayım. Ben de yapayım. Sen de yap. Nasıl yapıyorsun? Peki bu nasıl Noyan? Bu nasıl? Sabah Noyan halısına kustu. O yüzden onu makineye atmıştım. Şimdi kurutmadan çıktı sıcacık. Halısını yıkadım. Tertemiz oldu. Bu makinede yıkanması çok güzel oluyor. Şöyle bakın, tertemiz oluyor. Çok seviyorum böyle olduğunda, mis gibi. Zaten beyaz halı olduğu için haftada bir muhakkak yıkıyorum. Bak bugün balıkları da unuttuk yem atmayı. Sabah karnını doyurmadık balıkların. Acıkmışlar. Şöyle halıyı çıkarttım. Noyan'ın çamaşırları vardı. Şimdi onları kurutmaya atacağım. Akşam yaptığım tavuk göğsünden istedi canım. Biraz şöyle kendime koydum. Noyan da beşiğinde oyun oynuyor. Buradan uzaktan sohbet ediyoruz. Yemekten sonra Noyan'la bayağı bir oyun oynadık biz. Sonrasında benim birkaç tane işbirliği görüşmem vardı. Onları hallettim. Mutfağı toparlayıp Noyan'ı gece uykusuna geçirdik. Noyan yatışa geçti. Artık dinlenme sırası da bende. Çünkü artık gündüz uykuları ya hiç olmuyor ya da çok az oluyor. Bazen olması gerektiği gibi gün içerisinde öğlen uykusunu 1-2 saat civarında yapıyor. Gece uykusu çok daha güzel oluyor öyle olduğunda. Ama bazen de bugün olduğu gibi hiç gündüz uykusu yapmıyor. Bu da beni inanılmaz yoruyor. Oldukça yoruldum bugün. Dünden de biraz yorgunum. O yüzden artık böyle dinlenmeye geçeceğim. Videonun kapanışını yapmadan dinlenmeye geçmek istemedim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Vlogmas serisinden sonra bir gün özlüyoruz daha sık video at diye, ama o seri beni gerçekten çok yormuş, biliyor musunuz? Şu an düşünüyorum, her güne bir video nasıl attık, nasıl başardık bilmiyorum gerçekten. O moda girince sanırım başarabiliyor insan. Biraz daha şu an dinlenme modunda olduğum için sanırım her güne bir video çekemiyorum. Olabildiğince sık video atmaya çalışacağım. Haftada 2'yi düşmemeye çalışacağım. Sizlerden gelen böyle güzel yorumlar beni çok mutlu ediyor. Motivasyonumu arttırıyor. Güzel desteklerinizi bekliyorum ama artık dinlenmeye geçiyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Bana ve videoma zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videomda görüşmek üzere.